Değerli arkadaşlarım devam edelim. Biz tabii Kurtuluş Savaşı Muharebeler döneminde en son Kütahyasıyşehir Muharebelerinin sonuçlarını anlattık. Şimdi ise Tekalif Milli Emirleri'nin yayınlandıktan tam 15 gün sonra. Yani Tekalif Milli Emirleri'nden gelen o bize yardımların çok azının ulaştığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidiyoruz. Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde yapılan 22 gün 22 gece süren bu savaşı biz kazandık değerli arkadaşlarım. Savaş Polatlı'nın Duatepe mevkiinde oldu. Ki Polatlı'dan geçerken bir gün Duatepe mevkilerine de gitmenizi öneririz. Artı şu an Sakarya Milli Parkı var. Yukarıda da Mehmetçik heykeli var. Oraları bir ziyaret edelim değerli arkadaşlar geçerken. Tabii Duatepe'de kazanırken Mustafa Kemal'in ünlü bir emri vardı. Biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi ölüm kalım savaşımız. Ve bu savaşta Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanlar karışı vatandaş kanıyla sulanmadıkça bu vatan terk olunamaz deyip tarihi emrini verdi. Ve yapılan son savunma savaşımız olan Sakarya'yı da kazandık değerli arkadaşlarım. Tabii Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandığımızda şunu da bilmek lazım. Burada özellikle Polatlı mevkisinde kazandığımız savaşın sonuçları her zaman sınav sorusudur arkadaşlar. Zaten iki soruya çok dikkat ediyor Hüseyin'e. Biri 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları, 2. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları. Tabii ki Eskişehir Kütahya'dan da gelebilir ama ağırlık olarak buradan sorulmuş. Peki Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarına beraber bakalım isterseniz. Mesela Mustafa Kemal değerli arkadaşlar bu savaşın ardından gazilik ünvanı ile mareşallik rütbesi alır. Lütfen ünvanla rütbeyi sınavda karıştırmayalım. Gazilik bir ünvandır. Mareşallik en üst düzey askeri rütbedir. Değerli arkadaşlarım bunu bilelim. Artı yine bir başka bilmemiz gereken. Değerli arkadaşlarım Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzaladık. Ve bu anlaşmayla Güney Cephemiz tamamen kapandı. Ve Hatay hepimizin bildiği eski ismiyle Sancak Osmanlı Devleti'nde. Burası Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakıldı. Bu ne demek o zaman? İlk defa Batum, Moskova Anlaşması'yla ilk defa Misak-ı Millî'den taviz verirken bu ay yapılan Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması sonucunda da ikinci kez tavizimizi neyle verdik? Hatay'la vermiş olduk. Yine bakıldığı zaman bizim Ukrayna ile bir dostluk anlaşması imzaladığımız görülüyor. Yine bakıldığı zaman İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması yapılıp esirler değişimi sağlanıyor. Ve tabii ki değerli arkadaşlarım Sovyet Rusya'ya bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletleriyle Doğu sınırımızı kesinleştiren bir anlaşma imzalıyoruz. Anlaşmamızın ismi Kars. O zaman 4 devlet anlaşma yaptık. Bir daha sayalım. İngiltere ile esir mübadelesi, Ukrayna devleti ile dostluk anlaşması, Fransa ile Ankara ve Sovyet Rusya'ya bağlı devletlerle Kars anlaşması imzaladık. İtalya ise 2. İnönü'nden beri boşaltıyordu zaten. Ve boşaltma işlemini tamamen sona erdirdi. Ne demek istiyorum? Yani Anadolu'dan çekilen ilk itilaf devleti İtalya olacaktır değerli arkadaşlar. İtalya bu arada giderken silahlarını bize bırakacak. Zaten İtalya işgal etmiş olduğu Muğla ve Konya civarlarında da halka kötü davranmadı. Mesela Ramazan bayramlarında bile lokum şeker dağıttı çocuklara. Yine Antalya limanından bize yararlanmamızı sağladı. Türkleri himaye vesikası çıkartarak ticaret yapmasının önünü açtı. Yunanlarla Kuşadası Meydan Muharebesi yaptı. Yani İtalyanlarla aramız iyi. İtalyanlarla direkt olarak bir işgal demek çok... Tamam evet İtalyan askeri var Muğla'da Fethiye'de ama... Hani halka karşı bir kötü hareketi yoktur. İtalya terk etti, Fransa da terk etti. Peki, şimdi bu iki devletten İtalya zaten gönüllü olarak silahını verdi gitti. Doğru mu? Fransa, sen Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da katliam yaptın. İnsanlarımızı öldürdün. Ağılımızı ağırımızı yaktın. Bu saatten sonra onun bir neyi olması lazım? Savaş tazminatı olması lazım. Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması gereği uçak, top mermileri, silah ve gülle aldık değerli arkadaşlarım. Ve bunları da ileride büyük taarruzda kullanacağız. O zaman şunu diyebilir miyiz? Sınava girdiniz. İtalya ile Fransa'nın bırakmış olduğu silahlar hangi savaşta kullanıldı? Hangi savaşta? Zaten bir tane kaldı. O da ne? Büyük taarruz diğer adıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Değerli arkadaşlarım, İngiltere Yunanistan'la bize bir ateşkes teklif etti ama ateşkes ateşkese benzemez. Bizdeki elindeki silahları toplayacaklarmış efendim. Yunanlarınkini toplamayacakmış. Uluslararası eşitliğe aykırı bulan Mustafa Kemal bu ateşkes antlaşmasında Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İngilizlerin istemesine rağmen yapmamıştır değerli arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları hemen hemen bunlardır. Burada özellikle Mustafa Kemal'e verilen gazilik ve mareşallik ünvanı sorusu çok fazla gelir. Artık Kars Anlaşması ile Ankara Anlaşması da ağırlıklı gelen sorulardandır. Bir de Anadolu'dan çekilen ilk itiraf devleti İtalya olduğunu unutmayacağız değerli arkadaşlarım. Peki biz Sakarya'yı kazandık iş bitti mi? Hayır.
Sonuçta Yunan askeri ülkemizde hala her yerde var. Aydın'da, Bilecik'te, Eskişehir'de, Balıkesir'de, Denizli'de her yerde Yunan askeri var. Arkadaşlarım işte bundan sonra amacımız şu. Ordumuza taarruz eğitimi vereceğiz. Bir, 6 aylığına subay okulları açtık Ankara'da. Amacımız subay yetiştirebilmek. Çünkü subaylar savaşıdır biliyorsun Sakarya'nın diğer adı. Niye? Niye Sakarya'nın diğer adı subaylar savaşı? Çok fazla subay katılıp çok fazla subay şehit olunca Sakarya Meydan Muharebesi'nin diğer adı subaylar savaşı oldu. Mustafa Kemal ömrümde bu kadar ölüyü bir arada görmedim dedi Doğatepe'den baktığında dürbünle. Çünkü Mustafa Kemal'e göre hayatımda gördüğüm en kanlı savaştır dedi. Yani Sakarya'nın bir diğer adı Mustafa Kemal'in ifadesine Melhame-i Kübra'dır. Melhame-i Kübra. Elbette bu soru bir gün gelecek ama kime denk gelecek bilmiyoruz tabii ki. Melhame-i Kübra. Kübra kebir kelimesinden yani büyük olay. Büyük. Bu olaydan sonra geldik büyük taarruzun yaptığımız hazırlıklara. Bir, Ankara'dan aşık 6 aylığına subay okulu çünkü çok fazla subay şehit oldu Sakarya'da. İki, merkezimizi Polatlı'dan Afyon'un tam dibine yani Yunan kuvvetlerinin dibine Akşehir'e getirdik. Üç, yine de sonuçta unutulmaması gerekli Yunanlar ülkemizi işgal altında her yeri ateşe verebilirler. Biz istiyoruz ki Anadolu topraklarımız bize mamur yani bayındır şekilde geri alalım. Yani yakılmış yıkılmış ormanımız yakılmış şekilde değil. Bu Yunanların bu şeyi var mı? Yakarlar mı? Yakarlar. Mustafa Kemal bunu çok iyi bildiği için Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk'i Avrupa ülkelerine gönderiyor ki git barış görüşmelerini yap. Yani biz onları kovmadan onlar usulüyle gitsin diye. Ancak Yusuf Kemal Tengirşenk Avrupa'da çok alaylı bir şekilde karşılanmıştır. Onu da söyleyeyim. Yani muhatap bulamamıştır. Buldukları muhatap Yunanlara çok güvendiği için red cevabı vermişlerdir. Bu resleşme tabii bizim büyük taarruz hazırlıklarının devam etmemize nasip etti. Sonra ne yaptık büyük taarruzda? Orduya taarruz eğitimi verdik. Çünkü ordumuz biliyorsunuz 4'ten beri 1. Lönü, 2. Lönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya. Hep nedir? Savunmada. İlk defa taarruza çıkacağız. O yüzden ordumuza ne eğitim verildi? Taarruz eğitimi verildi. Başka ne yapıldı? Tekalif Milli Emirlerinden gelen yardımlar cephelere ulaştırıldı. Sovyet Rusya'dan oradan buradan gelen paralar, yardımlar ulaştırıldı. Biz artık hazırız. Büyük taarruzun yaptık hazırlıklarımızı. Ve Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi de süresiz uzatıldı. İşte burada dikkat. Mustafa Kemal burada ne yaptı değerli arkadaşlarım? Akşehir'e bütün komutanları topladı. Bir futbol maçı müsabakası var diyerek Yunanları da tedirgin etmedi. Çünkü Afyon Akşehir arası bir saat. Bunun üzerine Mustafa Kemal komutanları futbol maçı müsabakası var diye davet etti. Ve davet ettiği günün gecesinde büyük taarruz başlatıldı. Büyük taarruzun sonucunda neler oldu? Yunanlıların işgal ettiği Batı Anadolu toprakları tamamen temizlendi. Eskişehir alındı, Bursa alındı. İzmir biliyorsunuz 9 Eylül, Aydın, Balıkesir hepsi temizlendi. Şimdi dikkat. Şurayı Türkiye haritası düşünelim tahtayı. Biz buradan burayı temizliyoruz. Ancak burayı temizlemeden önce Mustafa Kemal Kütahya'da bir emir verdi. Kütahya'da biz Yunanlarla yaptığımız çarpışmada Yunan yenilip geri kaçınca ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Akdeniz burası değil. Akdeniz burasıdır. Burayı unutmayalım. Şimdi buranın adı Ege, buranın adı Akdeniz oldu. Ama Akdeniz dediğimiz coğrafi bölgesinden burası. Mustafa Kemal ordular hedefiniz ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. Ordumuz İzmir'den Yunanları denize dökerek çıktı. Şimdi burada bir şey dikkat edelim. Evet biz büyük taarruzda başarı elde ettik. Ama şunu unutmasın. 3 bölge yani şuradaki 3 tane yer de alınmadı. Neresi? Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul duruyor. Biz ne yaptık hemen ordumuz? Manisa Turgutlu bölgesinden yukarı doğru çıkmaya başladı. Ayrıca Fevzi Çakmak'ta Uşak'ta General Trikopis'i yakaladı. Ve General Trikopis yakalanınca ne oldu? Mareşallik rütbesi kime verildi bu sefer de? Fevzi Çakmak'a. 2 tane mareşalimiz var. Biri Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra mareşal olan Mustafa Kemal. 2 büyük taarruzdan sonra mareşal olan Fevzi Çakmak. Başka mareşalimiz var mı? Yok. En büyük 2 askeri rütbe Mustafa Kemal ile Fevzi Çakmak'ta. Peki ordumuz Turgutlu'ya gelince biliyorsunuz Yunanlara o zamandan beri destek veren Lord George hükümeti İngiltere'de istifa etmek zorunda kalıyordu. Baş şansları kalmıyor çünkü. Artı yeni kurulan kabinede ilk defa İngilizlerle sıcak temas olabileceği düşüncesiyle bir diyor ki ne yapalım? Oturalım bir müzakere yapalım. Şimdi buraya kadar şunu söyleyelim. Büyük taarruza Batı Anadolu düşmandan temizlendi bir. General Trikopis yakalandı 2. Fevzi Çakmak mareşallik verildi 3. 4. Yukarı doğru çıkarken İngiliz hükümeti istifa edip yerine gelen İngiliz hükümeti barış teklifinde bulundu. Hadi yani önce ateşkes teklifinde
ve bizler ateşkes teklifini görüşmek için Bursa'nın Mudanya ilçesine gideceğiz. O zamana kadar diplomatik bir başarısı olmayan ama Mustafa Kemal'in güvendiği adam olan İsmet İnönü Mudanya ateşkes antlaşmasında gidecek ve değerli arkadaşlar orada Mudanya'yı imza alacak. Artık ne bitti Mudanya ateşkes antlaşması imzalanmasıyla? Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler yani savaşlar dönemi sona erdi. Peki Mudanya ateşkes antlaşması için görüşmelere giden İsmet İnönü burada gittikten sonra yapılan antlaşmayı, dikkat Yunan heyeti katılmadı. Yunanlar Bursa açıklarında, Mudanya açıklarında bir gemide beklediler. Peki kim temsil etti Yunanları? Hadi bakalım. Hangileri temsil edebilir? En büyük destek veren kimse o. İngiltere. Peki İngiltere bu kadar destek vermesi bizim şu yorumu aklımıza getirmiyor mu? Benim savaştığım bir devletin başkanı benimle masaya oturmuyorsa, onun yerine başka bir ülke onu temsil ediyorsa, o zaman Yunanların siyasi iradesi kimin elindedir mantıken? İngiliz'in elindedir. Ve biz Mudanya'da İsmet İnönü şu başarılı elde etti. Bir, Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltacaklar. Yani Edirne, Kırklar'ı, Tekirdağ'ı boşaltacaklar. Savaşsız geri aldık mı? Savaşsız geri aldık. Peki Yunanlılar boşalttığı zaman bizim Türk askeri girecek ki oraya. İşte oraya girmeden önce bir komutan belirlendi. Sen dedi askerlerini topra, oraları al. İşte bu adam benim favori sınav sorumlu. Ben bunu her zaman söylüyorum. Çıkacağına inşallah inanıyorum. İnşallah sizlerden, bu dinleyen arkadaşlarımız dikkatlice beni dinlesinler. Trakya Yüksek Komiseri Refet Bele. Bakın bu adama dikkat edin ünvanına. Mudanya görüşmelerinden sonra Doğu Trakya'yı almakla görevlendirilen Trakya Yüksek Komiseri kimdir sorusunun cevabı Refet Bele'dir. Buraya dikkat. Peki Refet Bele burayı aldı mı? Aldı. Şimdi geriye ne kaldı? Boğazlarla İstanbul. Anlaşma gereği şu. Mudanya ateşkestir, Lozan barıştır. O yüzden dediler ki Boğazlar ile de İstanbul barış anlaşmasından sonra size verelim. Peki mantıken öyle ya da böyle üçünü de aldık mı mantıken? O zaman biz üç yeri savaşsız kurtardık. Boğazlar, Doğu Trakya ve İstanbul. Peki dikkat. İstanbul kimin başkenti normalde? Normalde kimin başkenti? Osmanlı Devleti'nin. Peki Osmanlı Devleti'nin başkentini adam alıp Türkiye'ye veriyorsa mantıken Osmanlı Devleti'yi yok sayıyor demektir. Hukuken yok sayıldı. O zaman dikkat, Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması Osmanlı Devleti'nin nasıl yok olduğunu gösterir? Hukuken. Biliyorsunuz Mondros Sevr'le fiilen, Mudanya'yla hukuken. Yani yok sayıyor seni. Böyle bir devlet yok. Arkadaşlar bak mantığını anlatayım. Bu kalem benim değil mi? Bu kalem benim şu an. Hukuken de benim. Ben buna para vermişim, almış. Bitti. Şimdi birisi diyor ki Ramazan Hoca diyor şu sanki kalem var ya diyor. Biz onu aldık diyor. İşte ne diyeyim? Etrafi Hanım'a verdik diyor. E beni burada ne yapıyorsun sen? Varlığımı yok sayıyorsun. O yüzden Mudanya'da İstanbul'un tevmeye bırakılması ne demek? Hukuken yok sayılması demek. Bu bir. Peki. Mudanya'da bizi kim temsil etti? İnönü. Peki İsmet İnönü buradaki başarısı onu nereye gönderttirecek? Lozan'a. Peki hepinize sorun. Osmanlı Devleti'nin varlığı hala devam ediyor mu? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi devam ediyor mu? Türkiye Devleti? Evet. O zaman onda kaç devlet var? İki devlet. Bu çıkarımıza aykırı mı? Aykırı. Artı daha evvelden biz bu filmi seyretmedik mi Londra'da ya? İkimizi bir çağırmadılar mı? İşte bunlar çok uyanık ya. İkimizi yine bir çağırdılar Lozan'a. Mustafa Kemal bunun üzerine bir karar aldı. 1 Kasım 1922 tarihinde iki tane devletin çıkarlarımıza aynı anda, iki Türk devletinin bulunması çıkarlarımıza aykırı olması. 2 Osmanlı Devleti'nin sona erdirilmesi. Artı laiklik ve cumhuriyetçilik yönündeki bütün engellerin kaldırılıp ulusal egemenlik yönündeki engelleri kaldırılabilmek amacıyla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı. Böylelikle Osmanlı Devleti tamamen sona erdi. Laiklik yolunda atılmış ilk adım oldu. Cumhuriyetçilik yönündeki en önemli adım oldu. Ve saltanatı kaldırmasıyla artık padişahlık rejimi sona erdi. Ve TBMM yani Türkiye Lozan'a tek başına katılma hakkı elde etti. Peki Mudanya'daki başarısından dolayı İsmet İnönü. Yine Doktor Rıza Nur. Bir adam daha var. Hasan Saka. Bu üçü baş delege, 23 de normal delegemizle beraber özellikle dil bilen diplomatlar Lozan'a gittik. Arkadaşlar şuraya dikkat. Biz ilk Lozan'a gittiğimizde Lozan barış görüşmelerinde bize ne yapıldı? Sanki biz buraya Mondros'tan Sevr'den geliyormuşuz gibi bir imaj çizildi. Bakın İsmet İnönü ne dedi? Çok kan akıttık. Çok acılar çektik. O yüzden biz de her medeni toplum gibi olmak istiyoruz dedi. Ama yapılan ilk görüşmeler başarısız. Çünkü adamlar ne dedi? Boğazları bize geri vermiyorlar. Mübadele yok, o yok, bu yok. Ermeni meselesi devam edecek. Ne anladık o zaman? Bakın bir kere daha söyleyeyim. Biz buraya nereden geldik?
Mudanya'dan geldik. Ama adamlar orada gözlerinde hala ne? Sanki yenilmişiz, Mondros'tan geliyormuşuz gibi hava hissettiler. O yüzden birinci görüşmeler kesildi. Peki mantıklı düşünün. Bize bu adamlar İstanbul ile Boğazları barış anlaşmasından sonra vermeyecekler miydi? O zaman mantıken hala İngilizler Boğazlar ve şeyde var mı İstanbul'da? Var. Ordumuz en son nerede bıraktı dedi? Turgutlu'da. Turgutlu Salihli yolundan ordumuz baktı ki böyle olmayacak. Yani masaya oturduk, masada bizi yiyecekler. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in emriyle ordu Turgutlu'dan tekrar harekete geçti. Bir de bir haber saldık. Rusya yukarıdan geliyor, biz aşağıdan geliyor. Aranızda biz sizi tost yapacağız deyince Yunanlılar, İngilizler baktı ki iş çok ciddi. Bunun üzerine tekrar bize masaya davet ettiler. Ve Lozan Barış Görüşmeleri ikinci konferansın sonunda kabul edildi. İşte o kabul edilen maddelerde teker teker bunlardır. Önce şu Lozan'ın öneminden bahsedeyim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik çıkan devletlerden sonra hala imzalanmış ve yürürlükte olan bir anlaşmadır. Yürürlüktedir. İki, Lozan Barış Anlaşması evet görüşmeler birinci TBMM zamanında başlamıştır ama onaylayan ikinci TBMM'dir. Bunu unutulmasın. Ve Lozan görüşmelerinden değerli arkadaşlarım şimdi teker teker başlayalım. Bir, sınırlar. Doğu sınırımız en son hangi anlaşma vardı? Kars. Batı sınırımız Bulgaristan'la daha evvelden yapılan İstanbul ve Yunanistan'la yapılan Mudanya Ateşkesi Antlaşmaları göz önüne alındı. Doğu batı bunlar. Başka güney. Hatırla bakayım güneyde hangi devletle biz savaşıyorduk? Fransa. Hangi anlaşmayı yapmıştık Sakarya'dan sonra? Ankara. Peki bir de Irak sınırımız var. Arkadaşlarım Irak normalde bizim. Musul, Kerkük oralar bizim. Süleymaniye. Ama İngilizlerin bölgedeki özellikle petrolü ele geçirmek istemesinden dolayı bu mesele gündeme gelmesine rağmen çözülemedi. O zaman sınava girdin. Lozan'da gündeme gelmesine rağmen çözülemeyen, yani çözüme kavuşturulamayıp da sonraya bırakılan tek mesele Irak sınırıdır. Kimse size orada Musul yazmaz. Bir kere daha söyleyeyim. Neymiş onun cevabı? Irak sınırı. Çünkü orijinal ismi bu. Peki gelelim Ermeni meselesine. Zaten Mustafa Kemal İsmet İnönü'ne demişti gitmeden önce. Heyete ne dedi? Ermenilere toprak vermiyoruz. Kapitülasyonları kaldırmadan dönmüyoruz. Bizim iki ana şartımız buydu Lozan'a giderken. O zaman Ermenilerin toprak isteğini reddedik. Yani vilayet değilleri boşa çıktı. Onlar bizim. Artı kapitülasyonlar da tamamen kaldırıldı. Düyun-u Umumiye İdaresi'nin Türkiye'deki görevine son verildi. Geldim mübadeleye. Bir kere şunu bilmek lazım. Arkadaşlar biz 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet hangi devleti fethederek aldı bunu? Bizans. Bizans dediğimiz Rum. Yani Yunan. Yüzyıllardan beri Yunanlar burada yaşıyor. Binlerce yıldan beri. Peki biz Orhan Bey'den itibaren uygulamış olduğumuz İskan politikası doğrultusunda hep Balkanlara yerleştirmedik mi Türkleri? O zaman İstanbul'da da Rumlar var ama Batı Trakya dediğimiz Gümülcene, Dedeağaç o bölgede de ne var? Türkler var. Peki bunlar yüzyıllardan beri burada mı yaşıyor? Evi, işte atıyorum arabası, işi, ailesi, akrabası hep burada mı? Biz de diyoruz ki Yunanlara İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler ne yapmasın? Yer değiştirmesin. Onlar yerleşik yani etabli sayılsın. Ama İzmir'deki bir Rum ailesiyle sallıyorum Batı Trakya'nın dışında kalan Selanik'teki bir veya Atina'daki bir Türk ne yapsın? Yer değiştirsin. O zaman iki yer mübadele dışında bırakılmıştı. Biri İstanbul, diğeri Batı Trakya. Diğerleri bölgelerdeki herkes çaprazlama yer değiştirecek. Bu sorunu da bu şekilde çözdük. Dış borçlar. Asıl mesele bu. Fark ettiyseniz Lozan'da Osmanlı Devleti'nde kalan önemli sorunları çözüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi dış borç. Osmanlı Devleti ilk dış borcu ne zaman almıştı? Hatırla. Kırım Savaşı sırasında değil mi? Kırım Savaşı sırasında Sultan Abdülmecit İngiltere'den ilk defa dış borcu aldı. Sadece İngiltere'den mi aldık? Avusturya, Macaristan, İtalya, Almanya, Fransa hepsinden borç aldık. E kardeşim bu borçlar nasıl taksim edilecek? Dikkat bu arada. Mesela şöyle söyleyeyim. İyi anlamanız için. Biz evden kaç kişiyiz evde? Mesela ben kendi ailemden örnek vereyim. Ben 7 kardeşim. Değil mi? Annem ve babam var. Şimdi babam bir borç alıyor. Bankadan gidiyor kredi çekiyor. Da babam herhangi bir elden borç alıyor ev alabilmek için. Doğru mu? Biz de 7 kardeş. Biz bu evin içinde yaşamıyor muyuz hocam? Yaşıyor. Bir kız kardeşim evlendi gitti. Diğer kız kardeşim evlendi gitti. Erkek kardeşim evlendi gitti. Allah muhafaza babamız da diyelim ki Allah korusun vefat etti. Peki bir borç var mı abi? Var. Peki bu borç mantıken evde kalana mı? Evde aslında o zaman olup da şu an başka yerde olan adamı dahildir. Size soralım. Evde ben kaldım. Şimdi ben geç evlendiğim için yani ne olacak? Ya bütün borç benim mi yani? Olur mu? Kardeşlerin hepsine değil mi hocam? Peki hocam Trablusgarp bizimdi. Yani Libya.
Tunus bizimdi, Mısır bizimdi, Yunanistan, Bulgaristan bizimdi, Arabistan bizimdi. Ne diyorlar biliyor musun bize? Diyorlar ki siz bütün borcu sen ödeyeceksin Ramazan hocam diyor. Niye? Evde sen kaldın diyor. Lan olur mu öyle şey diyorum kardeşim, benim kardeşlerim de vardı bu evi alırken. Bu borç alırken bunlar da vardı. Neyse o zaman diyorlar ki herkesin durumuna göre ödeme yapılacak. Yani devletler bazında bakıldığı zaman yüz ölçümlerine göre. Herkesin yüz ölçümleri belirlendi. Az daha ben %100 ödeyecekken %68'i düştü bana. En azından %32 borçtan kurtuldum. Dediler ki sterlin veya altın ödeyeceksiniz bize. Niye? Çünkü yüksek meblağlar. Biz dedik ki kardeşim ya lirayı ya frankla öderiz. Siz tercih edin. Bunun üzerine onlar neyi tercih etti? Frangı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin en çok dış borcu kime aitti? Fransa'ya. Biz de onu Fransız frangıyla ödemeye karar verdik. Buraya kadar normal. Peki biz bunu kime ödeyeceğiz? 10 tane devlet var. Bir tane taksitim benim 10 lira hocam. 10 lira taksitim var. En çok dış borcum kime? Fransa'ya. O zaman mantıken ne olur? %50'si yani 5 lirasını Fransa'ya. 1 lirasını İtalya'ya, 1 lirasını Yunanistan'a. Böyle gidecek yani. O yüzden burada dikkat. Frank ile ödeme yapacağız. 1. 2. Biz bu parayı duyunu umumiye yatıracağız. Şurayı karıştırma. Bazı kitaplarda bu yanlışlık çıkıyor. Düğünü umumi idaresinin Türkiye'deki görevi sona erdi. Düğünü umumi idaresi 1936'da kaldırılmıştır. Yani ne demek istiyorum? Devam ediyor. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye IMF'le en son statmay, hani borç para anlaşmasını bitirdi değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti IMF borcunu bitirdi yani IMF'ye. Peki IMF yok mu oldu? Yok, IMF hala çalışmaya devam ediyor. Aynı düğün umumi de öyle düşün. Düğün umumi ile anlaşmalar yapıyorduk biz. Sonra biz Lozan'da düğün umumiye Türkiye'deki görevine son verdik ama düğün umumiye devam ediyor. Biz de o zaman borcumuzun taksini kime ödeyeceğiz? Düğün umumiye. O da ne yapacak? Onlara paylaştıracak. Paylaştırma ve taksitlendirme ve vade ve ödenmediği takdirde faiz hep düğün umumiye görevli. Arkadaşlar peki benim Osmanlı Devleti'nden kalan dış borcu ödeme kararım Sovyet Rusya'yı telaşlandırdı. Rusya hemen bir telgraf çekti. Dedi ki siz niye ödüyorsunuz borcunuzu? Dedi ki kardeşim borç bu. Borç yiğidim kamçısı olsun ödeyelim. Ödemeyin diyor. Niye? Ben ödemedim çünkü diyor. Oğlum niye ödemedin? Çarlık Rusya'nın borçlarını ödemiş olsaydım, tamam mı? Sen kendinden bir önceki devletin borcunu ödüyorsun ya. Ama ben diyor Rusya, Çarlık Rusya'nın borcunu ödemedim diyor Lenin. Ne olacak? Sen ödersen emsal teşkil eder, ben de öderim. O yüzden sınava girdim. Lozan görüşmelerinde dış borçlar kararı alınırken hangi devlet emsal teşkil edeceği için bu karara karşı çıkmıştır? Cevap Sovyet Rusya. Niye? Sovyet Rusya, Çarlık Rusya'nın borcunu ödemedi. Ama Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin borcunu ödedi. Borç varis olayıdır. Ne demek istiyorum bu? Yani Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Ben niye borç ödüyorum o zaman? Bazıları var öğrencilerimiz işte Osmanlı'yı seviyor, inkılabı sevmiyor bilmem ne falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bugün Mustafa Kemal'in bir Osmanlı subayı olduğunu lütfen unutmasın kimse. Yani bizim burada tarih anlayışlarımız çok kötü gidiyor. Biz Osmanlı'yı ayrı tutanlar var, inkılap tarihini ayrı tutanlar. Olur mu öyle şey? Senin devamısın. Mustafa Kemal ne subayı ya? Kazım Karabekir ne subayı? Hepsi Osmanlı subayı. Ama bizim ülkemizde böyle bir anlayış belirlenmiş. Ya yani boş değil. Tarih ikiye bölünmez. Mesela Amerika'da Amerikan tarihini okuyan bir çocuk ben Clinton'ı sevmiyorum, Bush'u sevmiyorum diyerek oraya kadar ayrı, oraya kadar ayrı mı okuyor? Hepsini bir okuyor. Bizim bu tarih bilincini acilen yerleştirmemiz lazım ülkemize. Hiçbirimiz birbirimizin farklı değiliz. Hep birbirimizin devamıyız. Bak nereden anlıyoruz? O zaman Mustafa Kemal şöyle diyebilir miydi? Kardeşim Osmanlı'dan bana ne? Reddi miras yapıyorum diyebilirdi. Ama demedi. İşte bu onun zaten devamlılığını gösterir. Bak bunu unutma. Dış borçlar önemlidir. Her zaman soru olarak gelir. Bak bunu da söyleyeyim. Gelelim İstanbul'un boşaltılmasına. 45 gün içinde boşaltılmasına karar verildi ve boşaltıldı. Gelelim Boğazlar. Hatırla Sevri. Sevri nasıldı Boğazlar? Etrafı o kadar ders dinliyorsun. Azerice mi anlatayım? Nasıl anlatayım? Anlatamadım ki. Söyle bakalım. Evet, Boğazlar nasıldı Sevr'de? Bir komisyon kurulacak. Bu komisyon değerli arkadaşlarım ayrı bir bayrağı ve bütçesi olacak. Komisyonda Türk üye olmayacak. Bazı kaynaklarına göre de bir tane Türk üye olacak diye. Arkadaşlar gelelim Lozan'a. Bir, Lozan'da komisyon aynen devam edecek ama başkanı Türk olacak. Gelelim buraya, azınlıklar. Şimdi mantıken şöyle düşünün. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde Avrupa devletleri en çok iç işlerimize müdahale ettiği konu hangi konu? Azınlıklar. Devamlı onları bahane edip diyordu. Doğru mu? Hatırla. Peki o zaman Mustafa Kemal tarihi bir karar alıyor. Azınlıkların hepsini Türk vatandaşı sayıyor. Ne demek bu? Artık o zaman onlar da bizim gibi bir Türk vatandaşı olduğuna göre azınlık diye bir kavram ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Olay bu.
Hazretlerin hepsi Türk vatandaşı sayılır. Adalar. Evet, 12 ada vardı. Nereye gitti onlar? İtalya'ya. Başka Kıbrıs adası vardı. Nereye gitti? İngiltere'ye. Bozcaada, Gökçeada, bize, diğerleri ise Ege adaları. Daha evvelden de zaten çoğunu kaybetmiştik. Onlar nereye gidecek? Yunanistan'a, değerli arkadaşlarım, verilecek. Gelelim Patrikhane'ye. Şimdi şunu söyleyelim. Kurtuluş Savaşı'nda Patrikhane bizim topraklarımız içinde olması sebebiyle ve hasebiyle mantıken savaşta ya tarafsız kalması lazım ya bize yardım etmesi lazım. Doğru mu hocam? Ama sen savaşta Patrikhaneler silah deposu oldu şeylerin, cemiyetlerin. Bırak onları, yardım bile ettiler. Hatta Patrikler çıktılar, Yunanlılarla beraber ortak hareket ettiler. Bu saatten sonra Mustafa Kemal Patrikhane'nin Türkiye'de kalmasını ister mi? Dedi ki biz Patrikhane'yi dışarı çıkaralım. Ama o kadar büyük baskı geldi ki unutma. Lozan'da tek biziz ha. 20 tane devlet var karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci statüsünde. Yani öyle kolay değil. Mesela bazı konularda bazı devletler girip çıkıyor. Mesela her an 20 kişi değiliz. Bazı konularda 3 kişiyiz. 3 devlete karşı karşıyayız. Bazı konularda 20 devlete karşı karşıyayız. Örnek. Patrikhane konusunda bütün devletler karşımızda değil mi? Ama mesela Boğazlar konusunda. O zamana kadar konferansa katılmayan Sovyet Rusya ve Bulgaristan sadece Boğazlar konusunda katıldı mesela. Çünkü onları da ilgilendiriyor. Peki Patrikhane Hristiyanlığın sembolü değil mi? O zaman mantıken karşımıza bütün devletleri bulduk. Ve bizler şu kararı aldık. Bir, Patrikhane seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacak. Yani Patrikhane'nin dünyevi ve siyasi işleri birbirinden ayrılacak. Ekümenlik denilen siyasi kavram ortadan kalkacak. Patrikhane İstanbul'da kalmaya devam edecek. Israrlarımıza rağmen ne yapamadık? Patrikhane'yi dışarı çıkaramadık. Gelelim yabancı okullar. Hepinize soru. En çok yabancı okul bulunan devlet Osmanlı Devleti, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Daha sonra İngiltere'dir. Bu böyle gider. Fransa'dır. Yabancı okullar Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptı peki? Hatırla Mersifon Amerikan Koleji'ni mesela. Silah deposuydu. Öğrencilerini savaşa yolladı. Yani bizim karşımıza yolladı. Mustafa Kemal yabancı okullar ya dedi, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanacak. Milli eğitimin esaslarına göre düzenlenecek dedi. Ve biz yabancı okullara Lozan'da ne dedik? Türk hükümetinin çıkaracağı kanunlara tabi olacak dedik. Burası tamam. Savaş tazminatı. Derksel Yunanların verdiği... Bak ben bir kere şu Lozan'la ilgili şunu söyleyeyim. Lozan bazen okuyoruz. Hizmet mi, zafer mi? Lozan'a nereden geldiğimizi unutmamak lazım. Lozan'a biz atıyorum çok önemli bir anlaşmadan, yani başarılı bir anlaşmanın ardına gelmedik arkadaşlar. Yani şu anlamda söylüyorum. Biz bir savaş kazandık ve onun ardına geldik. Yani Sevr'den Lozan'a geldik. O yüzden Lozan'a bazınız evet o günün şartlarıyla, o günün şartlarıyla düşünmek lazım tarih. Hezimet diyen var, zafer diyen var. Tek tek incelemeniz lazım Lozan'ı. Ben Lozan'la ilgili şu konuda biraz sıkıntım var. Savaş tazminatını çok azaldık. Yani Yunanlıların yapmış olduğu tahribat inanılmaz derece. Örnek, en son biliyorsun İzmir'den çıkarken İzmir'i yaktılar. Komple İzmir yandı. Derlekse Karşıyaka'ya kadar ya. Konağı düşün. Ta işte Bornova'lardan başladı ta Konak ta Karşıyaka'ya kadar yandı ya. İzmir yangını, tarihi İzmir yangını bütün belgesellere konu oldu. Buyurun altınızda internet var. Yaz tarihi İzmir yangını 1900'lerde, 22'lerde. Bak bakayım İzmir'i yakmışlar. Yani bu kadar yakım yıkıma, bu kadar tecavüze, şiddete ve ölüme rağmen bizim aldığımız yerler çok sıkıntılı. Yani iki tane yer verdiler bize. Tamam toprak topraktır, kutsaldır. Keşke biraz daha fazla alabilsek. Benim tek ama keşkelerle tarih olmuyor. O günün şartlarıyla düşünmek lazım. Şimdi biz istiyoruz ki biz niye bugün diyoruz Musul'u alamadık diyoruz mesela. Öğrenci diyor ki bana hocam diye Musul'u niye alamadık? Oğlum al diyorum ben de. Ben de şimdi al diyorum. O zamanın teknolojisi bu zaman teknolojisi farklı. Daha gelişiyiz, daha güçlüyüz. Olmuyor bazen arkadaşlar. Öyle kolay değil bazı şeyler. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim sadece savaş tazminatı keşke dediğim bir nokta var. Biraz daha fazla alabilir. Çünkü Yunan'ın yaptığı tahribatı bildiğim için söylüyorum tarihçi olarak. Daha fazla alınabilir. Peki nereye aldık? Hatırla. Bosnaköy'e aldık başka. Ve Karaağaç'ı biz savaş tazminatı olarak aldık. İşte Lozan bu. Arkadaşlar biz Lozan'la beraber Kurtuluş Savaşı muharebelerde buradan başladık. Sakarya Büyük Taarruz, Mudanya, Saltanat'ı kaldık, Lozan'ı yaptık. Ve bundan sonra artık Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet dönemi kültür medeniyet konularıyla tekrardan beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ha bir arada şu soru da geldi. Ben bu arada ara verince tabii ister istemez mesajlar da geliyor bana. Bir baktım mesajlara. Hocam şimdi biz diyor genel tekrar videolarınızı seyrediyoruz. 24'e kadar kalmış. İşte ben oradan devam ediyorum. Genel tekrar için ayrı bir işte atıyorum soru bankası var mı? Ya da işte ayrıyetten bir ne derler ona? Bir video defter notu gibi bir şey var. Arkadaşlar siz zaten aldıklarınız. Ben şu an atlamadan zıplamadan anlatıyorum.
Sadece tahtaya yazmıyorum, şekil çizmiyorum. Yani sizin izlediğimiz olduğunuz o 2017-2018 yılında çekilen 100 video var ya, ben 100 videoyu gene anlatıyorum burada. Sadece dikkat, tahtaya yazmıyorum. Ve harita kullanmıyorum. Şunu unutma, gelen tekrar videosu kimin işine yarar? Daha evvelden çalışanın işine yarar. Sen şimdi girdin, beni iyi dinleyin. YouTube'da bir yere girdin, yan tarafta ben çıktım. Çünkü çoğu önerilen kısımlarda biz çıkıyoruz. Bastın, bu videoma denk geldin. Kardeşim, bir, bu videonun başından dinlemen lazım birden itibaren. 24'ten dinleyerek bir şey olmaz ya da 25'ten. Birden dinleyeceksin, kaça kadar çektiysen. İki, daha evvelden çalışmış olman lazım. Genel tekrar videoları sana bir şey kazandırmaz eğer daha evvelden tarihe çalışmamışsan. Ha hocam 100 videonu bitirdim. Veya dershanedeki hocamla zaten dersimi bitirdim. Harika, o zaman genel tekrarı dinle. Sana büyük faydası var. Ama direkt genel tekrardan başlama, büyük hata yaparsın. Hiçbir şey anlamazsın. Anlattıklarım burada havada kalır. O yüzden bu videolar çalışana göre hazırlanmıştır. Bunu bilelim. Hocam peki ben ne yapayım genel tekrarlardan? Bir tane kitap çıkarttık. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bu Sen Bilirsin adında bir kitap değerli arkadaşlarım. Bu içinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık var. Bunlar soru cevaptır. KPSS bireysel olarak çalışılmaz. Bak gittiğim her yerde anlatıyorum. Bireysel çalışmayın bu sınava. Birden fazla arkadaşınızla çalışın. Örnek sen tarihçi misin? Bir matematikçiyle çalış. Bir fizik, kimya, biyoloji yani sayısaldan bir öğrenciyle çalış. İkiniz birbirinize yardım edin. Biz evde tek başına çalışsanız bu sınavdan sıkılırsınız. 2 ay sonra çalışıp 2 ay sonra bırakırsınız. O yüzden sen bu kitabı bir verebilir misin şey? Alper. Şu çıkarttığımız en son kitap. Bunu alabilirsiniz. Fiyat çok biraz uygun. İçinde tarih, coğrafya, vatandaşlık var. Bunu en son şu genel tekrar dinliyorsunuz ya. Genel tekrarı bitirdiniz. Arkadaşınızla soru cevap yapın. Bakın soru cevap. Unuttum dediğiniz şeyleri hatırlatır. Unutmanızı da engeller. Bu kitabı öneririm. Almak isteyen arkadaşlar, durumu olanlar alsınlar. Zaten durumu olmayan da fotokopi çektiriyor. Yapacak bir şey yok. Evet, burası tamam mıdır? Var mı sıkıntımız? Yok. Bir sonraki videoda Atatürk'ün hayatıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.